birçok iftiraya maruz kaldı. Birçok söylentiyi de dolaştı ama Temiz Eller haber programı 25 yıllık, 27 yıllık bir haber programı cesaretle üstüne gitti. Temiz Eller haber programının yapımcısı. 27 yıldır yapımcısı Temiz Eller haber programını sunan, 27 yıldır bu tip haberlerle savaşan, bu tip insanlarla savaşan Ahmet Tüpçel canlı yayın telefon attığımızda. Ahmet Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, günaydın Mustafa Bey. İyi yayınlar diliyorum. İzleyenlere de günaydın diyorum. Temiz Eller haber programı yaklaşık 10 hafta boyunca tahmin edersem Menemen Belediyesi ile alakalı iddiaları gündeme getirip belgeleriyle, görüntülerle yetkilileri uyarmaya çalıştı. Sorular sordu daha doğrusu. Bu nedir dedi, açıklayın dedi, sorular sordu. Şunu söyleyerek başlayalım. Temiz Eller haber programının haklı çıkması sizi bugün hangi duygulara itti? Üzüldünüz mü bir İzmirli olarak? Ben şöyle söylemek istiyorum. Tabii ki İzmirli olarak üzülmemek elde değil. İzmir'in, Menemen'in bu tür konularla gündeme gelmesi, gündemi meşgul etmesi hiç de hoş bir olay değil. Buna inanın bizim gibi hiç kimse sevinmiyordur. Mutlu olmuyordur. Çünkü Menemen'in o kadar anlatacak güzel şeyi var ki, Menemen'in tescisi, Menemen yemeği vesairesi, yoğurduyla, sütüyle, peynirliyle o kadar anlatacak çok güzel şeyleri var ki Menemen'in. Ama belediye başkanı ve belediye başkanının kendi kurduğu ekibi, yönetimi buna müsaade etmedi. Biz ne demiştik? Gün gelir, yediğin hurmalar gün gelir seni tırmalar. Ama bizim gündeme getirdiğimiz iddiaların, bizim gündeme getirdiğimiz belgelerin ve görüntülerin ne kadar haklı çıktığımıza ben şöyle söylüyorum, Allah'ıma çok dua ediyorum. Hakikaten çok şükür Allah bizi mahcup etmedi. Allah Temiz Eller'in yüzünü kara çıkarmadı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı ve Güvenlik Kuvvetleri Temiz Eller'in ne kadar doğru haber yaptığını ispatladı. Biz söylemiştik. Evet. Onlar dün salladılar bizi. Dün sallayıp unuttukları bir şey vardı. Arşivler yalan söylemez, belgeler yalan söylemez, görüntüler yalan söylemez. Temiz Eller linçe uğradı Mustafa Bey. Menemen'de linçe uğradı Temiz Eller. Ama gün geldi zaman en büyük yargıçtır. Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Biz çıkar amaçlı suç örgütü var dedik orada. İddialarda bulunduk. Çıkar amaçlı suç örgütü iddialarını ilk defa Temiz Eller programında biz gündeme getirdik. Linçe uğradık. Bugün görüyoruz ki 29 kişi gözaltına alındı belediye. Niye alındı bunlar? Orada da bilgi, belge, görüntü, evrak olmasa bunlar niye alınsın ya? Ben buradan AK Parti Menemen Eski İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel'i de saygıyla selamlıyorum. Neden selamlıyorum derseniz 23.06.2020 tarihinde ilk defa suç duyurusunu yapmış. Burada var konusunda. İhale kanununa muhalefet. Onun yaptığı şikayet dilekçesinin üzerine yapılan soruşturmanın geldiği nokta burası. Evet. Biz neyi gündeme getirmiştik? Araç ihalelerini, hurdayı, dezenfektanı, kamera ihalelerini, ağaç dikimlerini, harfiyatları gündeme getirmiştik. Daha onlardan getireceğimiz birçok konu vardı anladığım kadarıyla ama. Tam anlamadım sesinizi, alamadım. Ahmet Bey, Temiz Eller'in gündeme getireceği daha birçok konu vardı anladığım kadarıyla ama şu evet. An olay tabii ki yargıda. Tabii. Şimdi 27 Kasım Cuma akşamı saat 20.30'da Temiz Eller programının yeni sezonuna başlıyor. Menemen'de hiç duyulmamış, hiç görülmemiş belgelerle ve görüntülerle tekrar ortaya çıkacağız. Tabii ki ben şöyle söylemek istiyorum. Yani bize linçe uğrarken siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefet yapıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar veriyorsunuz demişlerdi. Şimdi ben soruyorum. O mu zarar verdi? Belediye başkanı mı zarar verdi? Biz mi zarar verdik?
Bizim üzerimize düşen görev gazetecilik görevimizi, kamuoyunu aydınlatma görevimizi. Temiz eller hiçbir zaman dedikoduyla hareket etmedi. O onu almış, bu bunu almış, o onu sevmiş, bu bunu götürmüş. Yok böyle bir şey. Temiz eller haber yapacaksa önce bilgiye ve belgeye dayalı haber yapar. Görüntüye dayalı haber yapar. Biz zaten ekranlara getirdiğimiz de buydu zaten. Bütün bilgi ve belgeleri, görüntüleri yayınlamıştık. Doğru. Evet. Temiz Eller programının haklı çıkması, bir kere daha haklı çıkması şahsen beni çok memnun etmedi. Çünkü bir İzmirli olarak İzmir'in ve Menemen'in bu tip haberlerle yerel ve ulusal basında anılması hoş bir şey değil. Ben şöyle söyleyeyim. Temiz Eller 1993 yılında başladı. 1993 yılında o zaman başladığımız zaman Türkiye'nin gündemini değiştirmiştik. Siyasi haritasını değiştirmiştik. İSKİ skandalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSKİ skandalında Nurettin Sözen ve Ergin Göknel İSKİ Genel Müdürü tutuklanmıştı. Ve 94'te Sayın Cumhurbaşkanı o dönem belediye başkanı seçilmişti. Bugün de Temiz Eller İzmir'de gerçekten çok mutluyum. İzmir'in gündemini değiştirdi. Bugün Türkiye ulusal basını, yerel basını, İzmir, Türkiye, Menemen Belediyesi'ni konuşuyor. Evet. Menemen Belediyesi'nin bugün bu kadar üzerine gitmeseydik, ısrarla haberimizi takip etmeseydik, ısrarla bu haksızlıkları, mağduriyetleri, belgeleri, görüntüleri ısrarla yayınlamasaydık, tam 10 hafta yayınladık Mustafa Bey. 10 hafta ısrarla üzerine gittik. Yani haberi yapıp geçmedik. Üzerimize düşen görev haberi yapıp geçmekti. Ama biz haberin takipçisiyiz. Her hafta gündeme getirdik. Sonuca ulaşasıya kadar. Allah'ıma çok şükürler olsun ki bugün sonuca ulaştık. Allah bizi mahcup etmedi. Evet. Çok şükür elhamdülillah. 10 hafta... Ama bir İzmirli olarak üzülmemek de elde değil. Evet, 10 hafta boyunca çektiğiniz sıkıntılara yakından şahit olduk. Arabanız takip edildi, siz takip edildiniz. Fotoğraflarımızı çektiler Mustafa Bey. Sanki bir şey yapıyoruz. Biz haber takibi yapıyoruz. İnsanlarla evet. Görüşüyoruz. Eski belediye başkanıyla görüşüyoruz. Oradaki mağdurlarla görüşüyoruz. Dinliyoruz onları. Oturduğumuz masadan haber yapmıyoruz. Bizzat oraya 2,5 ay boyunca gittim. Ekibimle beraber, Ufuk Türk Yılmaz'la beraber gittik. Kameraman arkadaşlarımla beraber gittik. Gerek masa başında haber yapan arkadaşlarla, gerek sahada çalışan arkadaşlarımıza koordine olarak bu olayı buraya getirdik. Ama biz oradaki insanlarla görüşürken bizim fotoğrafımızı çektiler. Bizim müsvedde diyeceğim gazetecilikten nasibini almamış, insanlıktan nasibini almamış insanların kurduğu internet siteleriyle 50 liraya, 100 liraya, 200 liraya kurduğu internet sitelerine para vererek bunları yayınlattılar. Bu bize reva mıydı? Ve belediye başkanının talimatı üzerine belediyede belli bir grup bunları bir de paylaştı. Yani bize bir itibar suikastı yapıldı orada. Evet. İtibar suikastı yapıldı. Ama biz bildiğimiz yoldan, doğru yoldan biz hiçbir zaman geriye dönmedik. Bak, yani Mustafa Bey diyor ki İyyâke nâbudu ve iyyâke nâstayîn. Yalnız senden korkar ve yalnız senden isteriz. Yani biz bu desturla hayatımıza devam ediyoruz. Yani kaçıran seyircilerimiz için lütfen bir tekrar daha yapacağım. Biz diyoruz ki İyyâke nâbudu ve iyyâke nâstayîn. Yalnız senden ister, yalnız senden korkarız. Biz Allah'tan başkasına kimseye boyun eğmedik. Kimseye de eyvallahımız yok. Temiz Eller programı böyle bir program. Yani ben burada Sayın Tahsin Güzel'i, Sayın Serhan Seyhan'ı, Sayın Ufuk Türk Yılmaz'ı, ekip arkadaşlarıma 7'den 70'e ulaşımda görev yapan, rejide görev yapan, haber merkezinde görev yapan ve sizlerin şahsına da herkese teşekkür ediyorum. Herkesin emeği var bu işte. Evet. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Çektiğiniz sıkıntılar ve uğradığınız saldırılar tüm kamuoyu tarafından şu anda ne kadar haklı olduğunuzu hakkınızı teslim
etmiştir umarım. Teşekkür ediyoruz. 27 Kasım'a beklesin herkes. Mustafa Bey, 27 Kasım akşamı yine deprem yaratacağız İzmir'de. Açacağımız dosyalarla. Evet. Teşekkür ediyoruz. 27 Kasım'da Temiz Eller'de görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. Ahmet Tüpçer. Temiz Eller Haber Programı'nın yapımcısı ve sunucusu.